Araya sokulunca çözüldü. Tamamdır. Şöyle mi alacağız? Ben Kayseri'den emekli öğretmen Nezih Yağlıpınar. Yaklaşık 20 yıl böyle gezginci arıcılık yapıyorum. Daha evveli de öğretmen iken ufak tefek böyle 20-30 kuvanla böyle vakit geçiriyordum. Hem öğretmenlik yapıyordum hem de öylece hobimi gideriyordum. 100 küsür. Biz yemeğe oturmuştuk akşam yemeğine. Şu az ileride 60-70 metre veyahut da 100 metre diyelim. Gelmişler, beriden almışlar, kucaklamışlar. Şu kapalı kasa Ford Transit'e yüklemişler. Almışlar, gitmiş. 22 arıyı götürmüşler. Onların arabası o aldığı için 22 arıyı alabilmiş. Hayır, onlar biliyor, bu işin uzmanı olmuş tahminim. Yani acem işi değil bu. Yani boş bir adam işi değil, boş bir adam alamaz. Mümkün değil yani. Normalde evet, kovan çalmanın ne gibi riskleri var? Diyelim misal... Burada siz alamazsınız kovanı. Al desem alamazsınız. Çünkü sokulma ihtimaliniz var yani. Kaç bir kovanda kaç arı var? Şimdi 3000'den zaten 3000'den aşağı arı olursa pek iş yapmaz. Ta tabii bunu kitaba göre söylüyorum. Biz saymış değiliz. 80.000'e kadar iki üstlüklü olursa olduğunu söylüyor. Kitapta yazan öyle yani. 100 küsür kovan olarak. Yemekten sonra geldim burada yattım ama fark edemedim. Yalan söylemeyeyim. Sabahleyin fark edebildim. Sabahleyin baktım orada boşluklar var. Gittim hemen jandarmaya aradım. Sağ olsun jandarma da geldi. Bize aşırı derecede yardımcı oldu. Vallahi şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Baştan bu Kozan jandarmasına çok teşekkür edeyim. Yani inanın yani kovanlarımızı bulduğu için değil. Aşırı bir çalışmaları var. Oradaki birbiri arasındaki muhabbeti, sevgiyi, bir de dışarıdan gelenlere gösterdikleri güler yüzü, inan ben şahsıma öğretmenlik hayatımda göstermedim. Çok çok kalender insanlar yani. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bizim 13-14 bin lira yeni parayla TL zararımız vardı. Biz asıl zararda değildik yani. Asıl şeyimiz toplumda bu tür insanların jandarmayı oyalıyor, polisi oyalıyor, vatandaşı mağdur ediyor. Toplumdan böylesi kişilerin yani temizlenmesi. Benim amacım o. Yoksa kovan gitmiş 20 tane nasıl olsa yerine gelir bacım. Valla şu mevsim diyeyim, arıcılara arılarının başlarında dursunlar. Ne şeyi zora soksunlar jandarmayı. Çünkü onlar devletin memuru, onlar bizler için çalışıyorlar. Ne polisi zora soksunlar, ne de kendileri zor duruma dursunlar. Olmaz diye bir şey yok. Ben olmaz diyordum, 20 senede bir oldu. Gerçekten.